Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2022 yılının son dönemine giriyoruz. Tutulmalar dönemindeyiz. Ekim ayındaki güneş tutulması ve bu ay yaşayacağımız ay tutulması önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek. Bu nedenle biraz daha olayların hızlanabileceği, kontrolümüz dışında durumlarla karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Venüs ve Merkür de ayın ilk yarısında Akrep Burcu'nda olacak. 8. evinizdeki etkiler ön planda görünüyor. Akrep Burcu'ndaki güneş tutulması tesirleriyle başladık zaten Kasım ayına ve 2. 8. ev aksınız özellikle tutulmalarla şekillenirken belki de son bir yıldır gündeminizde olan bazı dönüşümler içerisindesiniz ve bunlar özellikle maddi konular, parasal paylaşımlar, kendinizi güvende hissetme koşullarınız, öz değer duygularınızla da ilgili olabilir. Ve 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda Uranüs'le birleşen dolunayla birlikte bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması ikinci evinizi aydınlatırken biraz da kontrolünüz dışında durumlarla sizi yüzleştirebilir. Özellikle parasal kaynaklarınızla ilgili hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Ay tutulmaları duygusal süreçlerimizde de çok önemlidir ve genel olarak güçlü bir farkındalık, bir tamamlanma ve bir sonlanma enerjisi vardır. Sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili içinde bulunduğunuz şartların olgunlaşması, kazançlarınızla ilgili konuların belirgin bir şekilde ortaya çıkması, bazı kazançlar ve harcamalar olabilir tabii ki. Maddi durumunuz ve kendinizi özellikle maddi manevi güvende hissetmenizi sağlayacak koşulların bir şekilde netleşmesi mümkün bu ay tutulmasıyla birlikte. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor sevgili koçlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Kova ya da Aslan burçlarının 10-20 dereceleri aralarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu ay tutulmasının tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Çalışarak kazandığınız kaynaklar, paralar, başkalarıyla paylaştığınız paralar, borç alacak konuları, eşinizin kaynakları, kredi gibi konular, buralarda bazı önemli dönüşümler içerisindesiniz. Tutulmalar krizlerle de ilgilidir. Özellikle Uranüs etkili olunca genellikle sürpriz, beklenmedik durumlar da karşımıza çıkabilir. Bu tabii ki kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre bunlar şekillenecektir. Yani olumlu da olabilir. Hani hızlı bazı sürpriz kazançlar ya da maddi durumunuzda olabilecek gelişmeler. Ama bazı kayıplar ve stresler, krizler de söz konusu olabilir tabii ki. Tutulma sadece bu ayla sınırlı değil. En güçlü etkilerini evet bu ay içerisinde görebiliriz. Ama önümüzdeki ay 8 Aralık ve civarı ve özellikle yıl sonuna kadar olan süreç içerisinde bu Boğa burcu ay tutulmasının tesirleri devam edebilir ve etkileriyle karşılaşabiliriz. Ve Mars, evet, gezegeniniz Mars bu ay retroda, İkizler burcunda gerilemeye başladı Ekim sonu itibariyle ve 15 Ocak'a kadar devam edecek. Doğal olarak yönetici gezegeninizin gerilemesi sizde bir enerji düşüklüğü, bir motivasyon düşüklüğü, kararsızlık, belirsizlik enerjisi yaratabilir. İkizler burcunda olduğu için özellikle zihniniz, düşünceleriniz, algınız, karar süreçleriniz, iletişim ve ilişkilerinizle ilgili alanlarda Mars gerilemesine dikkat etmek lazım. Ay genelinde bir etkiden bahsediyorum. Ve tabii ki yakınlarınızdaki kişiler, bunlar özellikle akrabalarınız, işte komşularınız, kardeşleriniz özellikle, onlarla ilgili konularda biraz daha belki zorlanabilirsiniz bu dönemde. Söylediğiniz sözlere dikkat edin. Çok dürtüsel, tepkisel davranmamak gerekiyor. Yazılı, sözlü, her türlü iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, ticari faaliyetler, yolculuklar, seyahatler, bu alanlarda Mars'ın gerileme dönemi, gecikmeler, belirsizlikler, kararsızlıklar ve biraz sizi zorlayacak koşullar oluşturabilir. Ve tabii ki bazı, her gezegen pozisyonunun aslında olumlu değerlendirme yöntemleri de vardır. Bu dönem sizi yarım kalmış bazı eğitimleri tamamlamanız için teşvik edebilir.
Örneğin hani bir türlü zaman ayıramadığınız bir eğitime şimdi zaman ayırabilirsiniz, ya da daha önce başladığınız yarım kalmış bir işi şimdi tamamlayabilirsiniz. Bunun için değerlendirebilirsiniz bu dönemi. Kullandığınız araç gereçler, özellikle elektronik cihazlar, motorlu araç gereçler, çünkü Mars'ın sembolize ettiği alanlar, otomobiliniz olabilir, iletişim cihazlarınız olabilir. Buralarda Mars gerilemesi bazı sorunlar, arızalar da çıkarabilir. Bu potansiyellere karşı da önlemlerinizi almanızda fayda var. Özellikle bazı günler, yani Kasım ayında Mars'ın açılarının oldukça zorlayıcı olan günlere baktığımızda, 19 Kasım 20 Kasım aralığında Mars'ın Neptün'le bir kare açısı var. Buna, bu günlere özellikle dikkat edelim. Ve yine Mars'ın Merkür'le yapacağı karşıt açı ayın son günlerinde, 29-30 Kasım aralığında da Mars Merkür karşıtlığı iletişim sorunlarını, arızaları, işte düşünce anlamda, zihinsel anlamda sıkıntılı, gergin ve stresli olabileceğimiz süreçleri tetikleyebilir. Özellikle bugünlere biraz daha dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var. Genel bağışıklığınızı da etkiler sevgili koçlar, gezegeninizin gerilemesi. Solunum yolları problemleri, işte tabii ki sonbahar kış aylarındayız, biraz daha virüslere karşı dikkat etmek lazım, soğuk algınlıklarına dikkat etmek lazım, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım, kazalara karşı, sakarlıklara karşı da çok daha dikkatli olmamızda fayda var sevgili koçlar. Ve ayın 22'sinde artık Güneş Yay burcuna geçecek. Onun öncesinde 16-17 Kasım gibi Venüs ve Merkür de Yay burcuna geçiyor. Ayın artık son döneminde, ikinci yarısından itibaren sizin için 9. ev etkileri hareketlenmeye başlayacak. Bu sizin enerjinizi biraz daha iyimser hale getirebilir. Motivasyonunuzu arttırabilir. Yay daha özgür bir burç. Yay enerjisiyle beraber daha deneyimsel, daha maceracı, işte yeni bilgilere, faaliyetlere daha cesur yaklaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ve hemen 24 Kasım'da 1 derece Yay burcunda yeni ay doğacak. 9. ev yeni ayıyla beraber bazı düşüncelerinizin, fikirlerinizin, yani bazı inançlarınızın özellikle yenilenmesi, yeni bir bilgi öğrenmeniz örneğin mümkün. İşte yeni bir eğitim olabilir bu. Akademik konularda çalışmalar yapabilirsiniz bu yeni ay tesiriyle beraber. Yolculuklar, seyahatler gündeme gelebilir. Aynı şekilde hukuksal konular, mahkemeler, davalar, bunlarla ilgili bazı konularınız varsa hayatınızda, bu yeni ay hayatınızda bu kavramları da daha fazla dahil edebilir. Maneviyatın, inançların, her türlü kültürel konuların, medya, iletişim, basın, yayın gibi alanlarda yapılacak faaliyetlerin öne çıkabileceği bir yeni ay döngüsü 24 Kasım itibariyle başlıyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Ya yeni ay sizin için aslında keyifli bir yeni ay. Çünkü sizin gibi ateş elementinde olacak. Ve kişisel gezegenler de artık ateş elementinde olacak. Bu da bu yeni ay ile beraber motivasyonunuzun artabileceğini gösteriyor. Enerjinizin daha iyimser hale gelebileceğini gösteriyor. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 1 derece ve yakınlarındaysa ve değişken burçlardaysa bu yeni ay tesirlerini daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Jüpiter'de hemen yeni ay ile beraber balık burcunda artık retrosunu bitirecek, ileri harekete dönecek. Bu ay Jüpiter'in olumlu açılarını çok sık görüyoruz. Özellikle Jüpiter 15 Kasım, 16 Kasım Merkür ve Venüs'le güzel bir üçgen açı yapacak. Su elementinde olacak bu üçgen açılar. Su elementindeki üçgen açı maneviyat anlamında, ruhsal anlamda bizi besleyebilir. Yaşadığımız şeyleri anlama, anlamlandırma konusunda, sezgilerimizden yararlanma konularında destek verebilir. 12. evinizde Jüpiter. Ayın 22'si itibariyle Güneş'le Jüpiter'in de bir üçgen açısı var. Bu biraz hani bu hafta, bu ay her ne kadar Mars gerilemesi olsa da bazı enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü hissetseniz de manevi bir güçlenmenin de sizinle birlikte olabileceğini gösteriyor. Hatta bazı sorunlarınızı çözmek için açık ya da gizli bazı yardımlar alabilirsiniz. Ruhsal rehberlikler alabilirsiniz. Ayın genelinde biraz içe dönüşler yaptığınızda, sezgilerinizi dinlediğinizde çok da güzel sizi motive edecek burada farkındalıklar,
söz konusu olabilir, rehberlikler söz konusu olabilir. Sevgili koçlar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.